Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Evet, önemli bir hafta. Geçen hafta da konuşmuştuk sanırım bunu. Bu haftanın ilk 3 günü. Ay Başak burcunda ve sizin için önemli bir 3 gün olacak. Aynı zamanda destekleyici bir 3 gün. Biliyorsunuz İkizler burcunda bir dolunay ve sizin kariyerinizde yaşandı ve pazartesi, salı, çarşamba günü bu dolunayın etkilerini daha güçlü yaşayacaksınız. İşle ilgili, meslekle ilgili, hayatınızda önemli bir konuyla, bir iş değişimiyle veya işle ilgili böyle bir zafiyet var, endişe, kaygı var. Bununla ilgili net kararlı olacağınız bir hafta başı. Şimdi ayı fazı küçülürken hayatımızdaki böyle gelişmelerin daha somut sonuçlarını alırız. Daha kararlı oluruz. Şimdi bu kararlılığı Merkür size sağlayacak bu hafta. Merkür Oğlak burcunda haftanın özellikle ilk günü ayın Merkür'le olan bu uyumlu, aynı zamanda Jüpiter'le olan uyumlu açısı sizin için daha rahat karar vereceğiniz, beklediğiniz bazı konularda olumlu gelişmeleri yaşayabileceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Karar vermek için önemli bir gün. Hatta bu kararlar şöyle diyebilirim. Bu ay içerisindeki gelişen tüm konuları sonuca götürebilecek kararlar olabileceğini de lütfen unutmayın. Şimdi genel olarak özel bir şey daha söylemek istiyorum sizin için. Değişken gruplarda bir gökyüzü var sevgili başaklar. Yay burcundaki tüm gezegenler hala yay burcunda. Üstelik orada bir yeni ay yaşanacağı için. Bu hafta bazı parasal konularda beklentilerinizi karşılayacak durumlar, gelişmeler olabilir. Ama önce siz kararlı olmalısınız. Pazartesi, salı bu anlamda dediğim gibi çok destekleyen bir gökyüzü var. Merkür yönetici gezegeniniz bunu sizin için Oğlak burcunda parasal konuda, ilişkilerde, aşk hayatı gibi ilgili bu alandaki konularda, çocuklarınızla ilgili konularda da olabilir. Bu gelişmeler sevgili başaklar. Evet, haftanın ilk 3 günü böyle ilerlerken 4 Aralık akşam saatlerinde Venüs artık Akrep Burcu'na geçiyor ve 5 ve 6 Aralık günlerinde de Satürn'e çok güzel bir su üçgeni oluşturuyor. Başaklara oldukça destek veren bir görünüm bu. 5 ve 6 Aralık günlerinde bu Satürn, bu arada artık Venüs o yakın çevrenizle olan iletişim trafiği olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. O alandan geçiyor. Ve burada bir anlaşma sağlanabilir. Bir işbirliği yapılabilir. Arkadaş veya belki önemli insanların desteğini, yardımını da alacaksınız, alabilirsiniz. Önemli olacağını söyleyebilirim. Venüs ay boyunca size tüm girişimlerinizde, seyahatlerinizde, eğitim, öğrenim, teknoloji, dijital konular bu anlamda, ama en çok da aile içinden birileri, işte kardeş, baba, erkek kardeş vesaire, onların belki desteğini, yardımını, işbirliği, güç birliğini alabilirsiniz efendim. Şimdi gelelim haftanın ikinci yarısına. Perşembe, cuma arası efendim. Sizin için işte para dedim, finansal konulardaki bir takım gelişmeleri planlayacaksınız. Bunlar biraz önce destekledim ya size. Mesela bir para desteği alabilirsiniz açıkçası. Kimden? Yakın çevrenizden birinden veya siz böyle bir desteğe ihtiyacı olan bir kişiye böyle bir destek olabilirsiniz. Finansal konularda, ticari konular ki eğer ticaretle, bir satışla, bir danışmanlıkla mesela diyelim bir danışmansınız. Buradan gelebilecek bazı kazançlar veya böyle işlere girme, böyle bir sektöre girme durumu da olabilir bu arada. Çok gündeminizde olacak. Yani Perşembe ve Cuma parasal konularınızı yöneteceksiniz. Şimdi Cuma günü önemli bir, çok güzel bir açımız var. Merkür Jüpiter üçgeni. Şimdi Merkür yönetici gezegeniniz. Üstelik şu anda sizi çok destekleyen bir alanda. Yatırımları destekler. Finansal girişimleri destekler. Borsa gibi diğer para kazandıran tüm platformlarda bence destek alıyorsunuz. Şimdi Venüs de burada olumlu bir desteğini veriyor. Jüpiter'le Cuma günü üçgenine baktığımızda bence bu haftanın
en ballı diyeyim, şanslı diyeyim burcu olabilirsiniz. Özellikle çok önemli işler, konuşmalar, anlaşmalar için lütfen cuma gününü kullanın. Kullanamasanız bile çok güzel getirileri, haberleri size taşıyabilir. Seyahatlerden gelir, dediğim gibi biraz önce finansal konulardan gelebilir. Böyle bir değişim süreci içinde olabilirsiniz hafta başında. Zaten bunun fragmanı pazartesi günü döner efendim. Plumlu bir haftadasınız. Toprak burcundaki bu üçgenler gerçekten işinize çok yarayacak. Kalıcı çözümler elde edebilirsiniz. Ve hafta sonu. Hafta sonu Ay da Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs'te kavuşacak. Satürn'e üçgen yapacak. Gerçekten girişimler, yakın çevreyle olan iletişimler, bir takım belki seyahatler, bir yerlere gitmeniz gerekecek, icap edecek. Ondan sonra belki evinizle ilgili bir şeyler satın alma, değiştirme. En önemlisi ne biliyor musunuz? Mesela kariyerle ilgili bir atama vesaire gibi durumla da bu hafta hani bir değişiklik olabilir. Böyle bir haber de gelebilir. İşte hafta sonları, o hafta sonunda da bir yerlere gitmek, bir şeyleri araştırmak, bir arge yapmak, sevdiklerinizle buluşmak, kardeşler, kuzenler, yakın çevreyle ilgili de onlarla diyalog içinde olabileceğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor. Öyle söyleyebiliriz. Genel anlamda bu haftanın bence en hani tamam Dolunay zorladı Başak burçlarını ama hani sonuç itibariyle hafta içerisinde olumlu destekler var. Eğer böyle iş problemi yaşamışsınız bence bu hafta bir şeyleri toparlıyor. Başka bir yöne gitmek için de bir seçenek de gelebilir sevgili Başaklar. Evet, şanslı, keyifli bir hafta diliyorum efendim sizlere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.